alanına devam ediyoruz. Şimdiki konuğumuz TÜRKDEX Başkanı Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı. Sayın Yaycı, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Seda Hanım. Oradaki bütün dostlarımızı selam ve saygıyla selamlıyorum. Selam ve saygılar, bizden hoş geldiniz hocam. Geçen hafta yaptığımız yayın oldukça ses getirdi. Önemli bir yayındı. Teşekkür ediyoruz tekrar o yayın için. Bu hafta da önemli gelişmeler oluyor. Özellikle şu anda CHP'den gelen Mavi Vatan çıkışını size sormak istiyoruz. CHP'li Ünal Çeviköz'ün yaptığı bir açıklama oldu. Türkiye'nin Mavi Vatan doktrinini yayılmacı ve agresif olarak nitelendirdi. Şu an Türkiye kritik bir süreçten geçiyor. Her zaman konuşuyoruz. Gözler de Doğu Akdeniz'de. Mavi Vatan'da atılacak her adım önemli, kıymetli ve stratejik. Dolayısıyla bu Mavi Vatan doktrini için gelen agresif ve yayılmacı tanımını nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Yaycı? Şimdi öncelikle ben şunu söyleyeyim. Ben herhangi bir siyasi partinin ne tarafı ne de karşısındayım. Onun için özellikle ifade etmek isterim ki yani ben bir partinin söylemi veya bir parti üyesinin veyahut da bir partinin yetkisinin söylemine bir cevap vermek gibi bir prensibim yok. Ama ben bir hakikaten kendimi saf bir vatanperver olarak görüyorum. O nedenle milli davalarda elbette tepkimi ortaya koyuyorum. Şimdi burada önemli hususlardan bir tanesi şudur. Ben Doğu Akdeniz'de gemilerin sismik araştırma ve sondaj gemilerinin Antalya Körfezi'ne çekilmesi ve Karadeniz'e gönderilmesini en sert biçimde eleştiren kişiyim tahmin ediyorum. Çünkü bu konuyu çok yakından inceliyorum ve takip ediyorum. Benim kadar sert ve çünkü bu konuya ben hayatımı ömrümü verdim. Başka birisi görmüyorum. Bunun yanında bu faaliyet gösterilmemesi durumunu, ruhsatlandırma yapılmaması durumunu 28 derece doğu boylamındaki ruhsatların verilmemesi ve ruhsatların verilmemesi nedeniyle bir faaliyet gösterilmemesi durumunu da Libya anlaşmasında kadık olacağı gerekçesiyle eleştiren de benim. Ve bunun yanı sıra FETÖ ile mücadelenin çok zayıfladığı, FETÖ'nün güçlendiği, FETÖ'nün devlet kadrolarında kendisini muhafaza ettiği ve çok ciddi bir tehlikenin Türkiye'yi beklediği konusunda çok ciddi eleştirilerim var. Göç sorununun bir beka sorunu olduğunu söyleyen de benim. Ve bunları söyleyince ben muhalif olmuyorum. Ama Mavi Vatan konusundaki eleştirilere cevap verince ben yandaş oluyorum. Bunu anlamak mümkün değil. Benim çizgim son derece belli. Son derece belli. Ben vatanımın, milletimin, devletimin faydası neyse onu konuşuyorum. Ne sağcıyım, ne solcuyum. Ne kuzeyliyim, ne güneyliyim. Benim merkezim, Pergil'in merkezi Ankara. Daha önce de zaten bunu defalarca konuşmuştuk. Oradaki dostlarım zaten bunu gayet iyi biliyorlar. Oradaki dostlarımın da aynı kanaatte olduğunu biliyorum. Benimle birlikte çok uzun zaman dostluk yaptığımız Ceyhun Bey var mesela. Çok uzun zamandır benim hakikaten çok sıkı dostum. Adnan Bey ve İlker Bey de beni çok iyi tanırlar. Bizim yapımız bu. Biz vatanımız için düşünüyoruz. Başka bir şey için düşünmüyoruz. Doğru neyse onu söyleyen insanlarız. Yani çok net. Doğru neyse biz onu söylüyoruz. Şimdi mal vatan konusu da genel olarak sadece bizim Rumlar ve Yunanlılar genişlemeci, yayılmacı, emperyal diyorlar bizim bu davranışımıza. Arkasında Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri var. Ve bunun yanı sıra içeride de bir takım bunların uzantıları var. Bu ilk defa başımıza gelen bir olay değil. Şimdi burada bir parti yöneticisinin olması nedeniyle bu ses getirdi. Ama mesela Soros Vakfı'nın fonladığı bir takım vakıflar var. Bir takım akademisyenler var. Soros vakıfları var biliyorsunuz. Bu Soros vakıfları hem göçmen meselesinin lehinde konuşurlar. Çünkü en çok göçmen meselesiyle bir ulus devlet yapısını yıkabileceğini bilirler. Macaristan'da mesela Soros
bir Macar göçmenidir. Ama Macaristan'daki faaliyetleri yasaklanmıştır. Neden? Çünkü Macar ulus birliğini, ulus devletini yıkacağı gerekçesiyle. Şimdi Türkiye'de bunun bir takım yansımaları var. Soros ve benzeri vakıflar var. Bu vakıflar, bu vakıfların fonladığı gazeteciler var. Bu vakıfların fonladığı akademisyenler var. Bu vakıfların fonladığı bir takım yetkililer var. Şimdi ben bunların hepsini duydum. Politikacıları duydum, gördüm. Yayılmacı, genişlemeci dediler. Ama bu son kertede ciddi bir ses getirdi. Sebebi de bir partinin üst düzey işte yöneticisi, görevlisi olması nedeniyle. Şimdi biz konuya şöyle bakalım. Bir kere mal vatan nedir? Bunun bir tarifini yapalım. Böyle herkes kendi kendine bir şeyler uyduruyor. Mal vatanın tarifini yapan benim. Ben müsaade edin o tarifi tekrarlayayım. İlan edilmiş ya da uluslararası hukuka uygun olarak ilan edilmesi öngörülen deniz yetki alanları Türkiye'nin mal vatanını oluşturur. Bu kadar basit. İlan edilmiş ya da uluslararası hukuka uygun olarak ilan edilmesi öngörülen deniz yetki alanlarını oluşturur. Bu da benim senelerdir hesaplama kitaplamayla yaptığım haritayla ortaya konmuştur. Bu harita çizilirken deniz hukukunun bütün kuralları, Uluslararası Adalet Divanı'nın ilgili kararları, Uluslararası Hakem Mahkemesi'nin ilgili kararları, coğrafya prensipleri dikkate alınarak ve istisnai bir yöntemle değil, bugün Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İspanya, İtalya, Mısır, İsrail, kim aklınıza gelirse onların uyguladığı yöntemlerin aynısıyla çizilmiş bir haritadır. Deniz yetki alanı ne demektir? Bunu bir kere çok iyi anlatmak lazımdır. Deniz yetki alanı şu demektir. Biz öğrencilerimize, şimdi ben bir asker değilim sadece. Yani bir askerin bunları bilmesi de gerekmez. Yani zannetmeyin ki her amiral bu konuları bilir. Hayır, öyle bir şey yok. Bize öğretilen şey deniz hukukunda çatışma hukukudur. Biz deniz hukukunun sadece temel kavramlarını öğreniriz. Ve onun için biz denizciliği öğreniriz, gemi kullanmasını öğreniriz, denizde harp etmeyi öğreniriz. Ama deniz hukuku özel bir çalışma gerektirir. Uluslararası ilişkiler özel bir çalışma gerektirir. Şimdi deniz yetki alanı ne demek? Deniz yetki alanını biz öğrencilerimize, deniz yetki alanını öğrencilerimize 4 kalemde anlatırız. Alt başlıkları da vardır ama bu 4 kalemde. 1- iç sular. İç sular nedir? Göller, nehirler ve bütün kıyıları Türkiye gibi tek bir ülke tarafından çevrili Marmara Denizi gibi denizler. İç su. İç su şu demektir. Deniz hukukunda ve devletler hukukunda. Kara gibi düşünürsünüz. Devletin karadaki yetkisi neyse iç sudaki yetkisi de budur. Şimdi bu birincisi. İkincisi kara suları. Kara sularında devletin yargı yetkisi vardır ama kara sularında uluslararası hukuktan kaynaklanan bir takım tavizler vardır. Yani kıyıdaş devlet diğer devletlere bir takım haklar tanır. Bunlar nedir biliyor musunuz? Savaş gemileri ve ticaret gemilerinin o sulardan zararsız geçiş ve transit geçiş yapmasıdır. Bu kara suları. Üçüncüsü ve dördüncüsü kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgedir. İkisini birleştirelim. İkisini birleştirdiğimiz zaman kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge devletin o sulardaki ekonomik yetkilerini içerir. Yani canlı ve cansız kaynaklarını araştırma, tespit, çıkarma, nakletme, kullanma
ve satma. Bu yetkiler o kıyıdaş devlete aittir. Bunun da tümü deniz yetki alanı demektir. Bunun uluslararası hukukta, literatürde, İngilizcesi de Maritime Jurisdiction Areas'dır. Şimdi Türk deniz yetki alanlarını ya da deniz yetki alanlarını kara sularına indirgemek ya bir cehalet, ya bir kast, ya da bir ihanet örneğidir. Başka bir şey var mı? Ya siz deniz hukukunu bilmiyorsunuz, kara sularıyla sınırlandırmaya çalışıyorsunuz deniz yetki alanını, ya da kasıtlı olarak kara sularını indirmeye çalışıyorsunuz, ya da hakikaten başkalarının sözcüsüzsünüz demektir. Bu da ihanet demektir. Şimdi Türk deniz yetki alanları ilan edilmiş ya da ilan edilmesi öngörülen deniz yetki alanları mavi vatanı oluşturur. Mavi vatan demek ki iç sular, kara suları, kıta sahalı ve münhasır ekonomik bölgeden müteşekkildir. Şimdi deniz bu dünyada ya bizim bir şeyimiz değil ki, deniz yetki alanı tarifi böyle, dünyada tarifi böyle. Rusya'da da böyle, Çin'de de böyle, Amerika'da da böyle, Guatemala'da da böyle. Her yerde böyle. Ya bunu sen şimdi Türkiye'de halk bunu bilmiyor diye, bunu sen saldırmacı, yayılmacı, genişleyici diye tarif edersen ve bunu milli politikadan çıkartır, ulusal hedeflerden çıkartırsan, o zaman bunun altında bir bitkini yararım ben. Çünkü buna karşı çıkarım. Neden? Çünkü biz vatanımız için yaşayan, vatanımıza canımızı senet etmiş insanlarız hepimiz. Vatanımızı seviyoruz. Biz vatan severiz. Şimdi konu şudur. Türkiye'yi yayılmacı, genişlemeci, emperyal ve bir takım ağızlarda yeni Osmanlıca denilen şeyle, böyle ithamlarla mavi vatanı bir araya getirmek son derece büyük bir talihsizliktir. En hafif tabiriyle söylüyorum. Bunları söyleyenlere şu cevabın verilmesi lazımdır. Şu sorunun daha doğrusu sorulması lazımdır. Ebe kardeşim. Türkiye kara yüz ölçümü 783 bin kilometre kare olan Türkiye, Marmara Denizi yani bir iç suda dahil olmak üzere 462 bin kilometre karelik bir Türk deniz yetki alanı öngörüyor. Karadeniz, Marmara, Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz'de. Yani kara yüz ölçümünün sadece yarısından bir tık fazla. Peki sen Türkiye'yi yayılmacı, genişlemeci, emperyal ve yeni Osmanlıcı olarak tarif ediyorsun. O zaman sorum şudur. Yunanistan kendi kara yüz ölçümünün 11 katı deniz yetki alanı talep ederken ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi kara yüz ölçümünün 30 katı deniz yetki alanı talep ederken onlara yayılmacı, genişlemeci, emperyal ve yeni Bizansçı, Doğu Romacı diyecek misin? Diyecek misin? Önce onu bile. Önce beni eleştirme. Önce onu bir de. Bir oranda anlaşalım. Herkes kara yüz ölçümünün, Türkiye bir de deniz ülkesi. Üç tarafı denizlerle çevrili. Bunu herkes unutuyor. Türkiye'nin %70 sınırlarının %70'i denizdir. %30'u sadece karadır. 8333 kilometre deniz sahil sınırı vardır. Islak kum hattı vardır. Bu Doğu Akdeniz'de en uzun kıyıya sahip devletiz biz. Adalar Denizi'nde herkesin yanılması şudur. Adalar Denizi'nde Türkiye Yunanistan'dan daha fazla kıyıya sahiptir. Ana karalar esas alındığında. Efendim diyeceksiniz ki niye adaları esas almıyorsun? Bak işte orada da şunu söyleyeyim. Sen o zaman deniz hukukunu bilmiyorsun. Çünkü deniz hukukuna göre sadece arşipel devletlerde, yani
sadece adalardan oluşan devletlerde adaların kıyı uzunlukları ve adaların çevresinden deniz sınırları geçer. Arşipel devletlerde. Yunanistan sadece adalardan oluşan bir devlet değildir. Mesela arşipel devlet kimdir? Adalar ülkesi. Japonya'dır. Endonezya'dır. Filipinler'dir. Yeni Zelanda'dır. Sen o zaman, ya çünkü ana karası yok. Onlara Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi ve Tahammül Hukuku adalarının da münhasır ekonomik bölgesi olacağını söyler. Onun dış sınırından geçer. Çünkü adamın kası olmadığı için sınır, böyle adaları birleştirirsiniz, aradaki denizleri de kara sayarsınız. Yunanistan 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nde kendisinin adalar ülkesi olması, arşipel ülkesi olması için acayip bastırmıştır. Ama kabul ettirememiştir. Şimdi o kabul ettiremediği görüşü alıyor, Türkiye'ye kabul ettirmeye çalışıyor. Yunanlılar kabul ettirmeye çalışsa gene anlayışla karşılayacağım. Bizim içimizdeki Yunanlılar da bize kabul ettirmeye çalışıyorlar bunu. Yani inanılmaz. Hani ben geçen gün bir yerde içimizdeki İrlandalılar dedim. Onu düzeltiyorum. İçimizdeki Yunanlılar diyorum. İçimizdeki Yunanlılar. Yani o yüzden bu arşipel devleti olmadığı için, adalar ülkesi olmadığı için ana karalar esas alınır. Şimdi gelip benimle konuşabilecek bir akademisyenleri varsa oturalım konuşalım. Hodri meydan. Hodri meydan. Eğer bana karşı çıkabilecek, benimle tartışabilecek, bu konularda haklılığını ispat edebilecek bir akademisyen varsa bu görüşleri savunan, ben Hodri meydan diyorum. Hodri meydan diyorum. Eğer kendime güvenen başka bir amiralimiz varsa o için. Onlara da buyursun diyor. Ben hemen yer veririm benden kıdemli olanlara. Benden kıdemli olan amirallere, amiraller çıkıp tartışabilecekse, tartışacaklarsa onlara saygım sonsuz. Onlar buyursunlar, benden önce konuşsunlar. Ama ben bir asker akademisyen olarak çok net söylüyorum. Türkiye'nin duruşu son derece hukukidir. Ve gördüğünüz gibi sadece kara yüz ölçümünün yarısından bir tık fazla isteyen, öngören Türkiye maksimalist falan asla değildir. Maksimalist falan asla değildir. Türkiye minimalisttir bile hatta. Optimalist bile diyemeyiz. Bu haritayı çizerken ben birkaç eksiz çalıştım. Onları birkaç takvimde de yaptım. Eğer biz Yunanistan gibi düşünseydik nasıl olurdu haritamız diye. Bu haritamız 462 bin değil, asgari 1,5 milyon metrekare olurdu. Kilometrekare olurdu. Eğer Yunanistan'ın mantığıyla hareket etmiş olsaydık. Şimdi o yüzden mavi vatan Türk milletinin geleceğidir. Türk milletinin geleceğidir. Bakın bugün doğalgazın %30'undan fazlası, petrolün %50'sinden fazlası denizlerden çıkıyor. Ve hep söylüyorum, şu anda, şu konuştuğumuz anda dahi bu oran denizlerin lehine artıyor. E biz bunu tecrübe ettik. Nerede tecrübe ettik? İşte 540 milyar metreküp doğalgaz bulundu. Türk tarihindeki en büyük keşif. Nerede bulundu? Karadeniz'de. Karadeniz'de nerede bulundu? Münhasır ekonomik bölgemizde. Sen şimdi diyeceksin ki münhasır ekonomik bölgeyi unut, karasularıyla sınırlı kal. Bu şu demektir. Doğalgazı da unut, petrolü de unut, her şeyi de unut. Bunun mücadelesini de verme demektir. Bugün gaz hidrat yataklarına bakıldığı zaman, o bilimsel bir çalışmadır. Karşı çıkan varsa hemen bizim makalelerimizi okusun. Sadece bizim makalemiz değil, 3 üniversitenin yaptığı çalışmadır. Karadeniz'de gaz hidrat yatakları, tahmin edilen gaz hidrat yatağı, yani tespit daha doğrusu, Türkiye'nin 272 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılıyor. Doğu Akdeniz'deki gaz hidrat yatakları ise asgari bunun iki mislini karşılıyor. TürkTex'in sitesine bakıp oradaki makaleyi, bilimsel makaleyi okuyabilirler. Onu da biz hazırlamadık. Üniversitelerin, Orta Doğu Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nin birlikte hazırladıkları rapordur.
Şimdi bunlar halkımızdan gizleniyor demeyeyim, halkımızın gündemine getirilmiyor. Çünkü denizler o kadar kıymetli ki. Bir devletin büyük devlet olabilmesi için benim tarifime göre bir gerek şarta, iki de yeter şarta sahip olmak gerekir. Gerek şart şudur Seda Hanım. İç huzuru temin etmek. Yani devletin her yerde olması demek. Çok şükür bizim iç huzurumuzu temin etmiş vaziyetteyiz. Yeter şartın ilki enerjide dışa bağımlı olmamaktır. Bu enerjide dışa bağımlı olmamak için denizlerden başka alternatifimiz yok. Bir de nükleer santral ihtiyacımız var değil mi? Şimdi onu da Ruslarla beraber yapıyoruz. Onun için de çok ciddi kampanya yapılıyor değil mi? Yapılmasın, edilmesin, şöyle yapılmasın, böyle yapılmasın. Bunun bütün amacı enerjide dışa bağımlı bir Türkiye'nin devamının istenmesidir. İkinci husus da, ikinci yeter şart da nükleer teknolojiye sahip olmaktır. Barışçı amaçlarla. Nükleer teknolojiye, yani iç huzurunu hissetmiş bir devlet enerji sorununu çözmüş ve nükleer teknolojiye sahipse çok büyük devlet olur. Şimdi bütün oyunlar Türkiye'nin iç huzurunu temin etmiş Türkiye'nin enerji sorununu çözmemesi üzerinedir. Onun için bu oyunlara gelmeyelim. Bu oyunlara gelmeyelim. Denizlerimize sahip çıkalım. Denizlerimiz bizim geleceğimizdir. Ve şu tarifim vardır benim. Bunun da tuttuğunu görüyorum. Mavi vatan sınırları Türkiye'nin denizlerdeki misakı millisidir. Sayın Yaycı, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, katkı sunduğunuz için. Sağ olun. Sağ olun, var olun. Çok çok teşekkür ederim. Saygılar. Çok teşekkürler sağ komutanım. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar diliyoruz. Biz de Müsafi Tüm Amiral Sayın Cihat Yaycı yayınımızdaydı.